Gastritten başlayalım dilerseniz. Evet. Gastritin oluş sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bakteri. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı. Farkı ne? Bu bakteri akıllı bakteri diyebiliriz. Normal olarak mide asidi çok sert bir asit. Evet. Her türlü bakteri, virüs, mantarı yok edebilir. Asit. Bakteri kendini korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretiyor. Evet. Köpüğün içinde gizleniyor. Mide mukozasına yapışıyor. Derinin altına geçtikten sonra köpüğü atıp tahribata başlıyor. Gastrit tedavi edilmezse ülsere dönüşür. Ülser tedavi edilmezse kansere dönüşür. Midedeki Helicobacter pylori midede tedavi edilmezse 12 parmak bağırsağına sonra da ince bağırsa yayılabilir. Evet. Tehlikeli bir bakteri. Ve hızlıca yayılır değil evet. mi? Evet. Bu bakteri birçok toksik madde üretir. Bu toksik maddelerinden biri de histamin. Aşırı histamin üretir. Bu da kurdeşeni tetikler. Alerji tetikler. Her türlü alerjinin sebebi %20 bu bakteriden, %80 mantardan kaynaklanır. Bağırsak mantarlarından. Evet. Gastrite karşı dünyada en etkili bitki nedir? Bildiğimiz lahana. Evet. Şimdi kırmızı lahana, beyaz lahana. Evet. İkisi de iyi gelir mi kırmızı lahana, beyaz lahana? Evet. Kırmızı lahana antioksidan. Evet. Beyaz lahananın birleşiminde metil, metilyonin, sulfonyum, bromit. Çok yani, bir amino asit. Uzun bir kelime oldu. Evet. Metil, metilyonin, sulfonyum, bromit. Helicobacter pylori'yi problemsiz yok eden tek doğal madde. Hiçbir şey onu yok edemiyor. Bu hemen bir ayda en ağır gastrit ülseri iyileştiriyor. Kim diyor? Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wester, Profesör Doktor Miller. Ayrı ayrı zamanlarda kendi ekipleriyle yaptıkları klinik araştırmalarda gastrit, ülser, reflü, 12 parmak bağırsağı iltihaplanması ve enteriti tedavi etmişler. Yani ince bağırsak iltihaplanması. Belge var, bilgi var. Benim bu kitapta ayrıntılı bilgi var, lahana. Evet. Fakat kişi evde lahanayı diyelim ki kıydı ince ince, mikserde çekti püresini, suyunu hani, çıkardı, evet, içti diyelim. Doğru kullanımı önemli. Evet. Ne olacak? Ne olacak? Zararlı olabilir. Neden? Çünkü lahananın birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Yani? Evde kişi lahana suyunu alır da içerse, evet, guatra sebep olur. Çünkü tiyosiyanat tiroid bezine iyot akışını engeller. Bu sefer başlar, mide problemi kalktı, guatr başlar. Başlayabilir peki yani. Peki nasıl tüketecek? Abi biz onu geliştirdik. 19 yıl çalıştıktan sonra yeni bir formül oluşturduk. Evet. Özel bir formül. Birleşiminde 19 çeşit bitki olan bir tonik ürettik mide için. Bunu kullandığı zaman yan etkisi yok. Sıfır yan etki. Artı bakteri de yok ediyorsun. Gastrit, 30 yıllık gastrit ülserden kurtulursun. Problem değil. Güzel. Amerikalıların yapmış olduğu buluşu biz geliştirdik. Evet. Yeni bir formül ortaya koyduk. Biraz oradan buradan hani karıştırarak tabii, güzel tabii. eklentilerle yani temeli daha olan sağlıklı bir şey. Hale getirdiniz. Tabii onlar bir buluş yapmışlar ama geliştirememişler. Biz bunu aldık ve geliştirdik. Kendi üzerimde denedim. Sonra, gastrit var mıydı sizde? Aa, benim hikayem uzun. 13 yaşında köye gittim. Köyde çocuklarla ırmağa girdik. Yüzdükten sonra çimenlere yattım. Bir gün sonra hastalandım. Sonra tekrar şehre geldim, Kayseri. Mahallenin yaşlı kadınları üzerime deney yaptılar. Kızgın kumlara yatırdılar vesaire vesaire. Kemiklerim ağrımaya üşütmüştüm. Şu geçirir, bu geçirir diye diye beni perişan ettiler. Bütün eklemlerim kireçlendi. Robot gibi oldum. Eğilip bükülemez, merdivenleri çıkamaz oldum. Yaşlı kadınlar iyileştireceğiz diye diye beni perişan ettiler. Doktor doktor gezdik. Verdikleri ilaçlar ağır, antibiyotikler, ağrı kesiciler, romatizma ilaçları da ki küçük bilimde zaman, 13 yaşında 26 yaşına kadar ilaç kullandım. Oo. 13 tane. Belime 3 metre uzunluğunda dedeler gibi kuşak sarıyordum. Sonbahar, kış, ilkbahar. 9 ay, 8 ay, 9 ay. 3 metre uzunluğunda kuşak dedeler gibi. Türkiye'de ve Almanya'da doktorlar tedavi edemiyordu. Almanya'da kimya mühendisliği okuyordum. Baktım ki bu kimyasal ilaçlar gastrit, ülser, bronşit, faranjit, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, sonunda panik atak, depresyon. Her şeyi tetikliyor. Laboratuvara giremez oldum alerjiden dolayı. Aa, ben bunu kendim çözeceğim dedim. Kimyayı bırakıp bitkiye döndüm.
Yani hikayemiz uzun. Siz kendinizle olan sıkıntılarınız sebebiyle evet. başladınız, çıktınız bu yola. Dediniz ki evet ben de insanlığa hizmet edeceğim. Bu anlamda araştırmaları bu şekilde geliştireceğim. Biliyorum.